thank <laughs> you 1.4 litre 77 kW FSI motoru Volkswagen'in direkt enjeksiyonlu ilk motorudur. FSI katmanlı yakıt enjeksiyonu anlamındadır. Yakıtı direkt olarak silindir içerisine püskürtmek yakıt tüketimini %15 oranında azaltır. Ancak direkt enjeksiyona ilave olarak motor otomatik olarak iki çalışma modu arasında geçiş yapar. Homojen ve katmanlı yanma. Katmanlı yanma modunda çalışırken yakıt tüketimi ve zararlı egzoz emisyonları büyük oranda azalır. Ancak katmanlı yanma sadece düşük motor devirlerinde ve düşük tork düzeyinde yararlıdır. Bu nedenle bu şartlar dışında motor, yanma işlemini otomatik olarak geleneksel, homojen yönteme dönüştürür. İkinci FSI video programı 3 bölüme ayrılır. Birinci bölüm, motor yönetimi, hava giriş sistemi ve yakıt besleme sistemi ile ilgilidir. İkinci bölüm, egzoz emisyonlarının iyileştirilmesini inceler. ve üçüncü bölümse sistemin kendi kendine arıza teşhis fonksiyonu ile ilgilidir. Bir nolu video motorun tasarımı, fonksiyonu ve yanma işlemini kapsar. Ayrıntılı bilgi 252 ve 253 nolu kendi kendine çalışma programlarında bulunabilir. Bölüm 1. Motor yönetimi, hava giriş ve yakıt besleme sistemleri. Yeni boş motronik MED 7.5.10, motorun homojen ve katmanlı çalışma modlarının her ikisine de kumanda etme yeteneğine sahip bir motor yönetim sistemidir. Boş isimlendirilmesi bize sistem hakkında pek çok bilgi verir. Örneğin M harfi motroniki, e harfi elektronik gaz pedalını ve D harfi direkt enjeksiyonu ifade eder. Rakamlar 7. versiyon olduğunu ve gelişim aşamasının 5.10 olduğunu ifade eder. Kontrol ünitesi 21 sensörden sinyaller alır ve 20 aktörü kumanda eder. Ancak parçaların çoğunun önceki sistemlerde kullanılmış olması nedeniyle birçoğu size tanıdık gelebilir. Bu nedenle biz sadece önceki motor yönetim sistemlerinden farklı olanları açıklayacağız. Aşağıdaki parçalardan oluşan motor hava emiş sisteminin temel parçalarını inceleyerek başlayalım. Bir elektronik gaz kelebeği. Emme manifoldu. Bir entegre vakum deposu. Tek yönlü valf. Emme manifoldu alt bölümü. Dört adet manifold kapağı. Manifold kapağının vakum çalıştırıcısı. Manifold kapağının kumanda valfi. Son olarak üst ve alt kanallar içeren silindir kapağı emme portları. Hava emiş sisteminin önemli bir görevi vardır. Bu sistem olmadan motor iki çalışma modu arasında geçiş yapamaz. Hava emiş sisteminden hava geçişini inceleyelim. Gaz kelebeğinden gelen hava emme manifoldu üzerindeki manifold kapaklarından geçer ve emme portlarına gelir. Homojen modda gaz kelebeği, gaz pedalının konumuna uygun olarak harekete geçer. Böylece motora giren havanın hacmini direkt olarak ayarlar. Emme manifoldu kapakları harekete geçirilmediğinden, havanın alt ve üst kanallar içerisinden serbestçe geçişine izin verilir. Her iki kanalın kullanılması geniş bir kesit sağlayarak yüksek motor torku için ihtiyaç duyulan hava miktarının motora girişine izin verir. Katmanlı modda motor torku püskürtülen yakıtın hacmi ile kontrol edilir. Bu nedenle gaz kelebeği hava giriş direncini azaltmak üzere tamamen açılabilir. Aynı zamanda diyafram ünitesi solenoid valf yoluyla vakum kutusundan gelen depolanmış vakumla beslenir. Bu vakum diyafram ünitesini çalıştırır ve kapakları kapatır. Böylece alt kanallar kapatılır. Kapakların kapanması portların kesitini daraltır ve gelen havayı hızlandırır. Havanın silindire döner bir hareketle girmesi, katmanlı modda karışım oluşmasını olumlu bir şekilde etkiler. Fren servo basın sensörü önemli bir güvenlik parçasıdır. Motor katmanlı modda çalışırken, gaz kelebeğinin hemen hemen tamamen açık olması nedeniyle manifold içerisindeki vakum çok düşüktür. Bu durumda ard arda yapılan frenleme sonucunda fren servosu için yeterli seviyede vakum bulunmayabilir. Bu durumu önlemek için basın sensörü vakum seviyesini denetleyerek kumanda ünitesine uygun voltaj sinyalini gönderir. fren servo odasındaki vakum seviyesinin yetersiz olması durumunda, motor kumanda ünitesi gaz kelebeğini biraz kapatarak vakumu arttırır. Eğer bu yeterli olmazsa, gaz kelebeği bir miktar daha kapatılarak motor homojen çalışma moduna geçirilir. Böylece hava giriş sistemini inceledikten sonra devam ederek motorun yakıt sistemini ele alalım. Yakıt sisteminin düşük basınçlı tarafı aşağıdaki parçalardan oluşur: Yakıt deposu, bir elektrikli ön besleme pompası, bir yakıt filtresi, yakıt ölçüm valfi ve yakıt düşük basınç ayarlayıcısı. Yakıt sisteminin yüksek basınçlı tarafı aşağıdaki parçalardan oluşur: Yüksek basınç yakıt pompası, Yakıt hattı. 4 adet yüksek basınç enjektörü. Yakıt yüksek basınç ayarlayıcı valfi. Ve bir yakıt basınç sensörü. Ön besleme pompası, yakıtı filtre içerisinden yüksek basınç pompasına gönderir. Normal çalışmada yakıt ölçüm valfi açıktır ve yakıt basınç ayarlayıcısına serbest geçiş yolu sağlar. Düşük basınçlı yakıt sistemindeki basınç, yakıt basınç ayarlayıcısı sayesinde 3 barda sabit tutulur. Emme egzantrik mili tarafından direkt olarak harekete geçirilen yüksek basınç pompasının görevi, yüksek basınç sisteminin basıncını 2 bardan 100 bara yükseltmektedir. pompa basıncının yakıt basınç sensörü tarafından denetlendiği ve elektronik kontrol ünitesine elektrik sinyali gönderildiği yakıt hattına yakıt gönderilir. Kontrol ünitesi daha sonra değişken iş çevrim sinyalini kullanarak yakıt basıncı düzenleyici valfini harekete geçirir. Düzenleyici valf dönüş hattı hacmine kumanda ederek yakıt hattı içerisindeki basıncın 50 ile 100 bar arasında kalmasını sağlar fazla yakıt dönüş hattı yoluyla yakıt deposuna gönderilir. Elektronik olarak çalıştırılan enjektörler hemen eme subaplarının altında yer alırlar. Bunlar direkt olarak silindirlerin içerisine yakıt püskürtürler ve yakıt hattı tarafından beslenirler. Soğutma maddesi sıcaklığı ve hava sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda, yakıt besleme hattından yüksek basınç pompasına kadar olan devrede hava kabarcıkları oluşabilir. Yakıt ölçüm varfi kapatılarak, yakıt basıncı en fazla ön besleme pompasının basıncına 5.8 bar kadar yükseltilerek hava kabarcıklarının oluşumu önlenir. Şimdi ateşleme sistemini inceleyelim. Güvenilir yüksek enerjili bir kıvılcım elde etmek için 4 adet ayrı yüksek gerilim bobini görevlendirilir. Her buji için 1 adet. Bujilerden bobinleri çıkarmak için özel bir alet kullanılabilir. Özel alet, bobini bujiden hasar oluşturmadan güvenli bir şekilde çıkarır. 4 ayrı bobin sayesinde yüksek gerilim kablosu kullanım ihtiyacı ortadan kaldırılarak, bobinler ve bujiler arasındaki direnç azaltılır. Böylece bobindeki enerji kablodaki iş direnci yenmek üzere harcanmadan tamamıyla bujiyi ateşlemek için kullanılır. Motor yönetim sistemi aynı zamanda egzoz sistemindeki NOx miktarını denetleyen tamamen yeni bir sensör içerir. Bu sensörün görevi programın sonraki bölümünde açıklanmıştır. Lütfen şimdi filmi durdurun ve alıştırma kitabındaki soruları cevaplayın. Bölüm 2. Egzoz gazı iyileştirilmesi. Önceleri katmanlı dolgulu direkt enjeksiyonlu benzinli motorlarda egzoz gazının iyileştirilmesi büyük bir problemdi. Bunun sebebi katmanlı modda fakir karışımla çalışma sırasında azot oksitlerinin oluşum limitlerine 3 yollu katalitik konverter kullanılarak ulaşılmamasıdır. O halde eğer egzoz emisyonu iyileştirilmesindeki son gelişmeler olmasaydı, FSI kullanılan bir motorun egzoz emisyonları kabul edilemez seviyede olacaktı. Egzoz emisyonu iyileştirme sistemi, lambda sensörü 1 adet 3 yollu katalitik konverter. Egzoz gazı sıcaklık sensörü. 1 adet esnek kaplin. 1 adet 3 yollu egzoz borusu. NOx depolama katalizörü. NOx sensörü ve kontrol ünitesi. Ve 1 adet yara aktif arka susturucu içerir. 3 yollu katalitik konverterin önüne geçiş bantlı bir lambda sensörü yerleştirilmiştir. Geniş bantlı lambda sensörü, bir lambda alanında 0.2 ile 0.8 arasında sabit voltaj değişiminin bulunduğu geleneksel lambda sensöründen farklı bir çıkış sinyali üretir. Geniş bantlı lambda sensörü, geniş bir ölçüm aralığında lambda değeri belirleme avantajına sahiptir. Geleneksel sensörün aksine geniş bantlı sensör hemen hemen doğrusal bir akım üretir. Lambda değeri yükseldikçe bu akım da yükselir. Bu geniş bir ölçüm aralığı üzerinde lambda değeri ölçüm ve ayarına izin verir. Üç yollu katalitik konvertör bir lambda'da hidrokarbonlar, karbon monoksit ve NOx emisyonları su ve azot gazına dönüştürülür. Eğer motor lambda 1'den büyük olarak çalıştırılırsa egzoz gazında oksijen kalıntısı bulunabilir ve bundan dolayı katalizör NOx dışında sadece hidrokarbonları ve karbon monoksiti dönüştürür. Bu nedenle NOx geçici olarak NOx deposunda depolanır. Eğer katalizörün NOx depolama kapasitesi aşılırsa motor otomatik olarak homojen moda geçer ve NOx emisyonu azota dönüştürülür. Azot oksitlerini depolamak için katalizör deposunun sıcaklığı 250 ile 500 santigrat derece arasında olmalıdır. Bundan dolayı 3 yolu katalitik konvertörün arkasına monta edilen egzoz gaz sıcaklık sensörü ile sıcaklık denetlenir. Eğer katmanlı modda çalışma sırasında egzoz gazının sıcaklığı 500 santigrat dereceyi aşarsa, motor homojen çalışma moduna döner. Egzoz manifoldundaki hava kanallarına ilave olarak, egzoz sıcaklığını daha fazla düşürmeye yardım etmek üzere, NOx depolama katalizörünün hemen önünde bulunan borunun 3 çollu akış bölümünden egzoz gazı geçer. Üzerinden çevreye daha fazla ısı transferini sağlamak üzere 3 yollu egzoz borusu kullanılarak dış yüzey alanı arttırılır ve egzoz gaz sıcaklığı düşer. Şimdi NOx depolama katalizörünün nasıl çalıştığını inceleyelim. Tasarımı 3 yollu katalizöre benzer şekildedir. Ancak 3 değerli metale platinyum, paladyum ve radyum ilave olarak aynı zamanda baryum oksit de içerir. 250 ile 500 santigrat derece sıcaklık aralığında baryum oksit nitrat oluşturarak azot oksitlerini depolayabilir. Homojen modda hidrokarbonlar ve karbon monoksit azaltılmış NOx'in oksijeni ile oksitlenir. Bunun sonucu olarak su, karbondioksit ve azot açığa çıkar. Katmanlı modda hidrokarbonlar ve karbon monoksit, egzoz gazındaki fazla oksijenle oksitlenir. Fazla oksijen, NOx'in azota indirgenmesini imkansız hale getirir ve bu nedenle katalizör deposunda depolanır. Katalizör kısa zamanda NOx'le dolar. Bu durum NOx sensörü tarafından derhal fark edilir. Bu sensörün sinyali kendi kontrol ünitesi tarafından alınır ve daha sonra motoru homojen modda lambda 1'de yaklaşık 2 dakikalık bir süreyle çalıştıran motor yönetimi kontrol ünitesine iletir. Bu işlem azot oksitlerin oksitlerini alarak azota dönüştürür. Bu işlem katalizör deposundan çıkan egzoz gazındaki birikmiş NOx'in NOx sensörü tarafından denetimi ile sağlanır. Her şeye rağmen eğer kontrol ünitesi katalizör deposunun NOx ile doldurulma zamanının azaldığını tespit ederse katalizörün kükürtle dolu olduğuna karar verir. Kükürtü atmak için motor 2 saniye süreyle homojen moda geçer ve ateşleme avansı azaltılır. Böylece katalizörün çalışma sıcaklığını 650 santigrat derecenin üzerine çıkarır. Yalnız bu sayede birikmiş kükürt, kükürt dioksite dönüştürülerek atılır. Kükürt oluşumunu mümkün olduğunca azaltabilmek için Kükürtsüz yakıt kullanımı daima teşvik edilmelidir. Gürültü seviyesini düşürmek ve azami performansa ulaşmak için motor özel bir yarı aktif susturucudan istifade eder. Susturucuda bulunan yaylı bir valf, geri basınçla birlikte giriş borusunun kesitini değiştirir. Egzoz gaz debisinin düşük olduğu durumda yaylı valf gelen gazı kısıtlayarak gürültü darbelerinin tekrar girişe yönlendirilmesini sağlar ve böylece gürültü seviyesini düşürür. Motor devri ve egzoz gaz debisi artarken yaylı valf yavaş yavaş açılmaya zorlanır ve böylece geri basınç azaltılarak motorun tam güç üretmesi sağlanır. Şimdi lütfen filmi durdurun ve alıştırma kitabındaki soruları cevaplayın. Bölüm 3: Arıza teşhisi. Motorun tasarımı, yönetimi ve emisyon sistemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesinden sonra şimdi kendi kendine arıza teşhis fonksiyonlarını inceleyelim. Arıza nedenini araştırırken lütfen VAS 50 51 test cihazının rehberli hata arama fonksiyonunu kullanmayı daima hatırlayın. Her şeye rağmen şimdilik size 50 51 aracın kendi kendine arıza teşhis fonksiyonunu kullanarak erişilebilen motorun bazı arıza teşhis fonksiyonlarını gösterelim. Arıza teşhisi daima motor kontrol ünitesinin hafızasında mevcut olan arıza kodlarının sorgulanması ile başlamalıdır. ve arıza tespit edildiğinde ilgili kodu kaydedin. Kodları içeren tablolar arıza takibine yardımcı olmak üzere tasarlanan arıza teşhis prosedürünün sayfa numarası ile birlikte atölye el kitabında bulunabilir. Arıza yerini belirlemek için arıza tespit prosedürünü dikkatlice takip edin. Arızayı giderdikten sonra arıza kodunu silmeyi unutmayın ve daha sonra test işlemini tekrarlayarak arızanın gerçekten giderildiğinden ve arıza kodunun tekrar görülmediğinden emin olun. Okumaya ilave olarak ve arıza kodunun silindiğini doğrulayarak VAS 5051 tüm bilinen arıza teşhis fonksiyonlarını sağlar. Her şeyi açıklamak için zamanımız yetersiz ama FSI motoruna özgü bazı yeni özellikleri size gösterebiliriz. Başlatıldığında aşağıdaki parçaları otomatik olarak çalıştıran aktör testini inceleyerek başlayalım. Aktif karbon filtresi selenoid valfi. Egzantrik mili ayarlama valfi. Manifold kapağı valfi. Yakıt ölçüm valfi. Ve alçak ve yüksek hız modlarında radyatör soğutma fanı. Her şeye rağmen emniyet nedeniyle soğutma fanı çalıştırılmadan önce 50-51'in ileri okuna iki defa basılması gerektiğine dikkat edin. Bir diğer faydalı bölümse 04 fonksiyonu temel ayarlarıdır. Bu örneğin motor kontrol ünitesine yeni bir gaz kelebeği kontrol ünitesi takıldığında kullanılabilir. İşte bunun nasıl yapıldığı. Önce motor kontrol ünitesinin uyumlu hafızasını silmek zorundayız. Bu silme işlemi menüden fonksiyon onu seçerek yapılır. Temel ayarlar 04 içindeki görüntü grubu 60 şimdi seçilir. Gaz kelebeği şimdi motor kumanda ünitesi tarafından öğretilen ön ayarlar belirlenen durumda çalışır. Kontrol ünitesi için yeni değerleri ayarlamak sadece birkaç saniye alır. Motor kontrol ünitesinin öğrendiği değerlere sildiğimiz için aynı zamanda egzoz gaz sirkülasyon valfinin de adaptasyonu yapılmalıdır. Bu işlem ekran grubu 74'ü seçerek ve adaptasyon işleminin tamamlanmasını bekleyerek yapılır. Lütfen yeni adaptasyon değerlerinin kontrol ünitesi hafızasına ancak 25 saniye süreyle kontağın kapatılarak kaydedilebileceğini unutmayın. Bloke halinde bilgi okuma fonksiyonu birkaç farklı görüntü grubu içerir. Bunlardan bazılarını inceleyelim. Belirli ekran gruplarının aynı zamanda temel ayarlar fonksiyonunun kullanımını gerektiren bir test fonksiyonu içerdiğini lütfen unutmayın. Bu yüzden daima atölye el kitabına başvurun ve açıklamaları takip edin. İşlem sırası her ekran grubunun üst tarafındaki bilgi tablosunda verilmiştir. Ekran gruplarının birkaç tanesini daha ayrıntılı olarak inceleyelim. İlk olarak blok halinde bilgi okuma fonksiyonu seçilir ve seçilen ekran grubu bu durumda 125 olan ilgili grup numarası çevrilerek çağrılır. 125 ve 126 no'lu ekran grupları, CAN-BAS iletişimine hangi kontrol ünitelerinin katkıda bulunduğunu ifade eder. Kontrol ünitesi adının yanındaki bir rakamı ilgili ünitenin iletişimde olduğunu ifade eder. 140 no'lu ekran grubu, yakıt sistemiyle ilgili problemlerin teşhisi sırasında faydalıdır. Bu ekran grubu aşağıdaki verileri içerir. Yakıt basınç ayarlayıcısının iş çevrimi. Belirtilen yakıt basıncı. Gerçek yakıt basıncı. Ve temel ayarlar modu kullanımı ile tekrar yapılan yakıt basınç ayarlayıcısı arıza teşhis testinin sonucu. Manifold kapak sisteminin arıza teşhisinde yararlı olan bir diğer ekran grubu ise 142'dir. Bir numaralı alandaki ekran, kapakların gerçek konumunun yüzde olarak ifade edildiği görüntüdür. Sonraki ekran alanı, kapakların belirtilen konumunu gösterir. 3 numaralı ekran alanı kapak kumanda valfinin çalışma voltajını ifade eder. Ve son ekran alanı manifold kapağı arıza teşhis testinin sonucunu ifade eder. Emisyon sistemi 146 numaralı ekran grubu çağrılarak test edilebilir. Bu görüntüde egzoz gazı debisi egzoz gazı sıcaklığı katalizörün depolama faktörü ve bu özel durumda çalıştırılmayan katalizör deposunun arıza teşhisi O halde şimdi testin yapılması için katalizör deposunun nasıl çalıştırılacağını görelim. Öncelikle egzoz sıcaklığının 350 santigrat derecenin üzerinde olması gerekir. Katalizör deposunun testi temel ayarların seçimiyle daha sonra yapılır. Daha sonra ayak frenine ve gaz pedalına tam olarak basılır. Tam gaz durumuna rağmen motor yönetimi kontrol ünitesinin test sırasında motor devrini sınırlayacağını unutmayın. NOx katalizör testi birkaç dakika sonra tamamlanır ve sonuç bu örnekte tamam olarak görüntülenir. Tüm ekran gruplarında işlemleri tam olarak takip ettiğinizden emin olmak için daima temel ayarlar testinin mevcut olduğu atölye el kitabına başvurun. Şimdi mevcut olan birkaç ekran grubunu daha inceleyelim. 150 numaralı ekran grubu NOx sensörü hakkında bilgi verir ve şunları görüntüler. Motorun çalıştığı mod. Egzoz sıcaklığı. NOx sensöründen gelen sinyal voltajı. Ve NOx sensör arıza teşhisinin sonucu. 151 numaralı ekran grubu, NOx sensörünün ısınmasına ilişkin veriyi görüntüler ve şunlar görüntülenir: Sensörün ısıma elemanına gelen gerilim beslemesi, Isıtma elemanı direnci ve iş çevremi. Burada FSI motor yönetim sisteminin sahip olduğu arıza teşhis özelliklerinden sadece küçük bir grubu örnek olarak gösterdik. Arıza teşhisini yapmak ve arıza sebebinin yerini belirlemek için en iyi yöntemin atölye el kitabı tarafından sağlanacağını unutmayın. Direkt enjeksiyonla birlikte NOx depolaması sağlayan egzoz emisyon sistemine sahip bir motorun tasarımı benzinli motorların geleceğidir. Şimdi lütfen filmi durdurun ve alıştırma kitabındaki soruları cevaplandırın.